İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, iktidarları döneminde organik organize sanayi kuracaklarını ve böylece işsizliğin önüne geçeceklerini söyledi. Aslında Ramazan öncesinde gelen e, asgari ücretleri artış ve bunun öncesindeki gelen üretimdeki sıkıntılar Karkaset'teki veya en azından tarımdaki sıkıntılar biz defaten dile getirmiştik ama bu Ramazan'a denk gelmesi de belki de biraz daha dikkat çekici olmuştur. Yoksa birinci aydan bu tarafa gelen zamlar vatandaşın belini büktü. Emekliye yapılan yüzde yirmi zam artık emekliyi geçindirmez açlık sınırının altında bıraktı. Asgari ücretle yapılan yüzde elli zam. Aslında piyasaya bir enflasyonist ortam yarattı ve bugün biz bunların fiyat farklılıklarını pazarda çok net görüyoruz. Bugün pazarda 80 TL'ye biberin kilosunu, 30-35 TL'ye domatesin kilosunu veya bir fırına gittiğinizde yumurtalı ekmek küncülü denildiğinde 9 TL'yi. Yani vatandaşın neresinden bakarsanız bakın geçinmekle ilgili birinci öncelik sıkıntısı var. Yani bir akşam 4 kişilik aile iki tane çifte yumurtalı ekmek alsa 20 Gecede 20 TL ise 40 TL, 30 günde 1200 TL sadece ekmeğe verecek. Kirayı ve elektriği yatırdıktan sonra bir emeklinin aslında geçinebileceği bir para, katık alacak bir parası kalmıyor. Bu arada doğalgaza gelen zamlar, tabii ki elektrikteki suda ulaşımdaki zamlar da vatandaşın artık zam fırtınasından gözünü açamadığı bir dönem yaşıyoruz. Yani işin özü üretmeyen bir Türkiye yarattılar. Hayvancılıkta, tarımda hiçbir şey yapmayan bir toplum oluşturdular. Artık ya biz eğer Ukrayna Savaşı olmasaydı Rusya'dan, Ukrayna'dan aldığımızı dahi bilmiyor Bugün uzak doğudan mercimekler, benzeri nohutlar, şunlar bunların geldiğini toplum kanıksadı. Ya bana ne diyor ama bana ne değil. Bunları siz üretmezseniz dolarınız yurt dışına gidecek. Üretirseniz yurt dışına giden dolarınız ülkenizde kalacak. Bunları herkes 100 dolar, 100 dolar biriktirecek bir e, üretim yapacak olsa bu 85 milyonla çarptığınızda çok ciddi bir sonuç alırsınız. Gelişen Türkiye böyle yaratılır ama ben bakıyorum bir tarım bakanı ataması yapılıyor. Tarımdan anlamıyor. Tarım bakan yardımcısı atanıyor. Maalesef o da bir takım yerlerle iltisaklı görülüyor. Yani böylesine bir Türkiye gerçeğiyle vatandaş tarıma küsmüş, hayvancılığa küsmüş, üretimden artık umudunu kesmiş tembel bir toplum yarattılar. Eğitimde geldiğimiz yer ortada. Bunların hepsini topladığınızda bir Ramazan'a mal etmek anlamsız belki ama Ramazan'da daha duyarlı oluyoruz. Bir komşunuz açken siz tok yatıyorsanız siz Müslüman değilsiniz denilen bir dine mensubuz. Bunların toplamında ortaya çıkan sonuç yaz döneminde şunu da gösterecek bize. Bu sene Ekim dikimle yapmayacak toplum. Bu sene hayvancılık da yapmayacak bu toplum. Çünkü yapanlar elleri yanıyor, pişman ya satamıyor ya zarar ediyorlar. Geriye döndükleri geriye dönüp baktıklarında koydukları sermayeyi bugün tekrar ellerine geçiremiyorlar. Böylesine bir Türkiye'yi bir diriliş hareketiyle, bir kalkınmayla, bir toparlanmayla tekrar üretme dahil etmemiz lazım. Bununla ilgili de İyi Parti'nin bir takım projeleri var. Biz yerelde daha önce açıklamıştık üreten bir Kayseri. Kayseri üretecek, Türkiye doyacak politikasıyla en azından organik organize sanayi biz Kayseri'ye kuracağız. Kısmet olursa bununla ilgili de en az 5 ila 10 bin civarında iş istihdamı sağlayacağız. Üreten bir Kayseri nasıl bir yerlere ürün satıyor, pazarlama yapıyor, evdeki hanımlara nasıl bir iş ortamı oluşturuyor? Bunları günü geldikçe yavaş yavaş ipuçlarıyla açıklıyoruz. Ama Bugün ben bu vesileyle yine tüm Kayseri halkımızın, Müslümanlarımızın Ramazanlarını tebrik ediyorum. Hayırlısıyla bayrama ulaşmayı, huzur içerisinde, sağlık içerisinde yaşamayı, iftarlar ve sahurları yapmayı inşallah nasip etsin diyorum. Vatandaşlara biz gittiğimiz zaman siyaset yapmıyoruz. Partimize oy da istemiyoruz. Hemşerim nasılsın diyoruz. Derdin var mı diyoruz. Çözüm bizde olabilir belki. Belki sizin derdinizi bir yerlere ulaştırırız diyoruz. Birçok vatandaşımızın derdi tabii ki bazılar belediye, bazılar bir takım müdürlüklerle ilgili elimizden geldiğince gayret ediyoruz. Ama vatandaşın en büyük derdi geçim geçip geçip. Yani sürekli o elimize önümüze elektrik faturalarını koyuyor. Sürekli önümüze doğalgaz faturalarını koyuyor. Beli bükülmüş. Bu maaşla bu hesabın yapılması mümkün değil. Rahmetli Özal benim memurum işini bilir dediği bir dönemler vardı. Bu vatandaşın işini bilecek bir durumu da kalmamış. Ya emekli ya işsiz ya EYT'li. Bu insanlar bu faturaların altında ezildiğini bize anlatırken inanın artık biz sormaktan imtina ediyoruz. Üzülüyoruz. O insanların bu tür konularını depreştirince çözümümüz de yok şu anda. Sadece sesler olmaya gayret ediyoruz. Hiç olmasa mevkiler, makamlar belki biz vesilesiyle bu vatandaşımız duyar diyoruz. Ama eskiden 10 vatandaşın ikisi üçü belki şikayetleniyordu. Birkaçı konuşmak istemiyordu. Birkaçı da diyordu ki ben partime oy verdim pişman değilim, şikayetçi değilim. Şu an onda onu pişmanım diyor. Verdiğim oydan dolayı pişmanım diyor. En azından çözüm artık orada değil, umudunumu yitirdim. Ben bu elimle verdim, bu elime kızıyorum, bu aklıma verdim, bu aklıma kızıyorum. Bir daha verirsem veya çocuğum verdiğime ikaz etmiş, kızmıştı, ona kızmıştım, ondan özür diliyorum diyen insanlar topluluğuna dönüştü. Ben tahmin ediyorum iktidar değişecek, vatandaşın umudu yeşerecek. Bu gelen iktidar da güven ortamını oluşturacak. Bu güven ortamının içerisinde vatandaş huzur bulacak, işine gücüne bakacak, EYT'nin sorunu çözülecek, 3600'ler çözüme ulaşacak ya da bunlar çözüm eğer bu hükümet tarafından getirilirse en azından ortalık bir rahatlayacak.